değerli. Çok değerli bakanım, çok değerli bakanlıklarımızın bürokratları, yöneticileri, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında hükümlü ve tutuklulara yönelik ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü için bir aradayız. Sözlerime başlamadan önce çağları aşan söz temasıyla düzenlenen 57. Kütüphane Haftası'nı kutluyorum. Yeni ufuklara yol açmasını diliyorum. Ve özellikle halk kütüphanelerinin o tozlu raflarında, kitaplar arasında bugünlere kadar hizmet etmiş bütün kütüphanecilik çalışanlarını, özveriyle çalışan tüm personel başta olmak üzere, tüm yayın dünyasını, tüm yazarları ve tüm kitap sevdalarını bu kütüphane haftasını kutluyorum. Değerli konuklar, bir suç neticesinde hüküm alarak ceza infaz kurumlarına giren insanlarımızın cezalarının ardından hayata hazırlanmaları bizim için her zaman öncelikli bir konu olmuştur. İnfaz rejimimizin temel amacı da insanlarımızı topluma yeniden kazandırmaktır. Islah, infaz politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımızın eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında sağladığı köklü destek ve faaliyetleri hükümlerin bireysel gelişimine önemli bir katkı olarak sunmaktadır. Bütün bu çalışmalarımızın özünde insanımıza verdiğimiz değer vardır. İnsanımızı yeniden topluma kazandırma düşüncesi yatmaktadır. Bu nedenle ceza infaz kurumlarındaki bireylerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları, onların yeniden aile ve topluma kazandırılmaları çok önemli bir süreç olarak karşımızdadır. Ve tüm bu çalışmalarda hükümlü ve tutukluların cezaevlerinde de devlete emanet olduğu bilinciyle hareket etmeye devam etmekteyiz. Bir suç karşısında verilen cezanın temel amacı bir daha o suçun işlenmemesi ve suç işleyen kişinin topluma tekrar kazandırılmasıdır. Bu sadece cezaevinde belli bir süre yatmayla değil, cezaevinde kaldığı sürede eğitim faaliyetleriyle, kültür faaliyetleriyle ve orada yapılacak tüm rehabilitasyon çalışmalarıyla esasen bu cezalandırma işleminin, bu sürecin tamamlanmasıdır. İşte bugün bu amaca matup olarak bir çalışmayla yine karşınızdayız. Bildiğiniz gibi 24 Ekim 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımızla bir işbirliği protokolü imzalamıştık. Ve burada da cezaevindeki hükümlü ve tutukluların kitaba erişim konusunda önemli bir hususu amaçlamıştık. Cezaevlerimizde Ocak 2021 tarihi itibariyle 1 milyonun üzerinde kitap bulunmaktadır. Türkiye'deki tüm cezaevlerinde. Ve bu işbirliği protokolüyle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız protokolle halk kütüphanelerinde bulunan 17 milyon yayına ücretsiz ve kolayca erişir hale gelmişlerdir. Yine böylece ödünç kitap alma sürecini başlattık. 15 günlüğüne ilgili kütüphaneden cezaevinde kalan kişi alıyor ve tekrar onu iade ediyor. Bugüne kadar, yani 1,5 yıl olmadan, Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar 255 bin kitap hükümlü ve tutuklulardan tarafından ödünç alınmıştır. Yani 255 bin kitap okunmuş ve kütüphanelerden, halk kütüphanelerinden istifade edilmiştir. Ben bu gayret için Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere tüm kütüphane çalışanlarımıza, tüm bakanlık çalışanlarımıza, her iki bakanlığın emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrıca hasreten teşekkür ediyorum. Bugün de artık kampüs ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayına kavuşmaları için bir kütüphane kurulması için protokolümüzü imzalıyoruz. Bu protokol ile birlikte Silivri, Sincan, Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Hatay, Afyon, Karahisar, Van Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır. Böylece hem görev yapan personelimiz,
ve aileleri hem de cezaevindeki hükümlü ve tutuklular kütüphanelere kavuşmuş olacaklar. Ben yine bu desteği için Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyorum. Umarım bu yine kütüphane kurulacak yerleri de zaman içerisinde yine yaygınlaştırır ve genişletiriz. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların topluma kazandırması için eğitim, öğretim faaliyetlerine desteğimiz devam etmektedir. İş ve meslek edindirme çalışmalarımız yine devam etmektedir. Sosyal kültürel faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ve Ocak 2021 tarihinde bildiğiniz gibi İHAL uygulamaları kapsamında olumlu puan kriterleri belirlemiştik. Ve burada da kitap okuyan kişilere, hükümlü ve tutuklulara olumlu puan verilmekte. İHAL incelenirken kriterler arasına kitap okuma Ocak 2021 tarihinden itibaren eklenmiştir. Bu da çok önemlidir. Önemli bir gelişmedir. Ayrıca kitap okuma alışkanlığı hususunda bizim ödül yönetmeliğinde düzenleme yapacağız. Bu konuda da yine teşvikimizi sürdüreceğiz. Bildiğiniz gibi Ceza İnfaz Kurumu'nda bir ilk olarak cezaevi okullarının açılışını Milli Eğitim Bakanımızla Sincan'da yapmıştık. Bunun da yine 6 yeni Adalet Meslek Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ben bu kütüphane kurulması çalışmalarına destekleri için bakanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ve keza Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yürüteceğimiz kitap bağış kampanyamızı da kamuoyunun ilgisine sunuyoruz. Özellikle bu çerçevede yine cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara destek olabilmek, topluma entegresini sağlayabilmek adına bu sosyal sorumluluk projesine, kampanyasına hepinizin desteğini bekliyoruz. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz ile Kütüphane ve Yayınlar Genel Müdürlüğü birlikte bu kampanyayı sürdürecekler. Kitap bağış kampanyasını il merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, belli şehirdeki belli merkezlerde, adliye önlerine kitap kumbarası koyarak bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı ayrıca bu kampanyaya davet ediyorum. Tekrar hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, ben de sizlere hoş geldiniz diyorum, saygıyla selamlıyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 1,5 yıl önce Sayın Bakanım 24 Ekim 2019'da bir işbirliği protokolü imzalamıştık. Bu işbirliği protokolü çerçevesinde de cezaevlerindeki kütüphanelere, kitaplıklara hem kitap hem eğitim desteği vermeye başlamıştık. Bu bağlamda hem kütüphanelerimizde bulunan 17 milyon kitap ve 4 milyon yayınla birlikte 21 milyon kitap ve yayına cezaevi kitaplıklarının ve cezaevindeki tutuklu hükümlülerin, çalışanların ve ailelerin erişimini sağladık. Yine sizin de belirttiğiniz gibi protokol kapsamında yıl sonuna kadar, 31 Aralık 2020 sonuna kadar 230 bin kitap ödünç verildi. Bu yılın ilk 3 ayında da 25.500 civarında kitap ödünç verme işlemi gerçekleştirildi. Pandemi sebebiyle biliyorsunuz cezaevlerindeki birçok tutuklu hükümlüye izin verildi ve bizim de belli bir dönem kitap kütüphanelerimiz kapalıydı ve buna rağmen bu sayılara erişiyor olmamız aslında ihtiyacın ve talebin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Pandemi sonrasında da bu talebin çok fazla şekilde artacağını görüyoruz ve bu normalleşme süreciyle birlikte daha fazla bir ihtiyaç doğacak. Biz biliyorsunuz bu işi yönetebilmek için kütüphane evlerindeki ve cezaevlerindeki kitaplıkları ilçe kütüphaneleriyle eşleştirmiştik onları. Ve onlardan destek almalarını sağlıyorduk. İlk etapta biz acaba dedik kendi ilçe kütüphanelerimizin kapasitelerini arttırabilir miyiz? Ama onlara da çok talep var dışarıdan gelen. O yüzden özellikle kampüs şeklindeki oluşturulmuş yerleşkelerde, cezaevi yerleşkelerinde ki hem tutuklular, hem hükümlüler, hem cezaevi çalışanları ve lojmanlarda kalan aileleri diye baktığınız zaman orta büyüklükte bir ilçe ölçeğinden bahsediyoruz. Tabii bunların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeni bir protokol yapma gereği duyuldu.
ve hem kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğümüz hem cezaevi ve evleri genel müdürlükte ortak bir çalışma gerçekleştirerek yeni bu kampüs tipi dediğimiz cezaevlerinde kütüphaneler oluşturmasına karar verildi. Bu bağlamda ilk etapta Ankara, Sincan ve Kayseri, Bünyan cezaevlerinde ilk kütüphaneler oluşturmaya başlandı. Sizin de demin isimlerini belirttiğiniz 11 tane kampüs tipi yerleşkede de yerlerin gösterilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde kütüphaneler oluşturulacak. Bu bağlamda hem tutuklu ve hükümlülerin son yayınlara hızlı erişimi sağlanacak. Tabii sizlerin de bildiği gibi cezaevlerinde ağırlıklı olarak kitap tedariği cezaevlerinde, kütüphanelerde bağışlar yöntemiyle oluyor ve genelde ikinci ellerle buluşuyor bağışlarda. Hem de son yayınlara ulaşamamış oluyorlardı. Şimdi hem bu ihtiyacı karşılamış olacağız, hem de kütüphanelerdeki yayınların son yayınlar olmasını sağlayacağız. Ayrıca burada işitme engelli olan tutuklu hükümlerimiz için de sesli kitap materyallerini de oluşturuyoruz. Onlara da yoğun bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak altyapıyı da oluşturmuş olacağız. Bu bağlamda bakıldığı zaman çok büyük bir ihtiyacı hep beraber karşılamış olacağız. Ben başta Sayın Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül olmak üzere bu çalışmalarda emeği geçen bütün çalışanlara, bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yine sözümü bitirmeden önce bu hafta biliyorsunuz 57. Kütüphane Haftası. Bu vesileyle Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarıma ve kütüphanelerdeki çalışan arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.